Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. 4 Kasım ara seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisi'nin dışında Senato'da da uğradığı hezimetin ardından Demokrat Başkan Barack Obama'nın kabinesi ilk çatlağını verdi. Sabah saatlerinde medyaya yansıyan Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın istifa edeceği haberlerinin ardından Obama Beyaz Saray'da yanında Hagel'la birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı ve bu istifa kararını kamuoyuna duyurdu. Bu akşamki yayınımızda önce bu sıcak gelişmenin perde arkasına ele alacağız. Melek Çağlar'la konuşacağız konuyu. Melek, son 2 haftadır kulislerden yansıyanlar Beyaz Saray ile Savunma Bakanı arasındaki huzursuzluğa işaret ediyordu. Kararın duyurulmasından sonra şu sıralarda da Hagel istifa etti mi, etmeye zorlandı mı sorusunun yanıtı aranıyor. Bu noktaya gelinmesinde hangi faktörler rol oynadı? Dış politika konusundaki eleştiriler mesela etkili oldu mu bu yaşananlarda? Evet Selin, senin de belirttiğin gibi Washington sabah saatlerinde güne Hagel'ın istifa edeceği haberiyle uyandı ve daha çok da bu istifanın zorlanmış ve Hagel'a baskıyla yaptırılmış bir karar olduğu şeklindeydi alınan ilk haberler. Nitekim New York Times gazetesi yazdığı ilk haberde, konuyla ilgili ilk haberinde aslında Başkan Barack Obama'nın Cuma günü Savunma Bakanı'ndan istifasını istediği şeklinde bir haber geçti ve diğer medya kuruluşları da Savunma Bakanı'nın Başkan Obama tarafından istifaya zorlandığı şeklinde haberleri vermeye başladılar. Ve Başkan Barack Obama Türkiye saatiyle akşam 6 sularında bir basın toplantısı yaptı ve yanına Savunma Bakanı ile yardımcısı Biden'ı alarak istifa kararını basına ve kamuoyuna duyurdu. Bu toplantı sırasında Başkan Barack Obama Savunma Bakanı'ndan övgüyle söz etti. Kendisinin aslında bir Vietnam Savaşı'na katılmış asker olduğunu belirtti ve Senato'da, Obama'nın Senato üyesi olduğu dönemde her ikisinin Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda beraber çalışarak birbirlerini tanıma fırsatı yakaladıklarını söyledi. Aynı şekilde Savunma Bakanı da söz sırası geldiğinde aynı görüşleri tekrarladı ve Obama yönetimiyle çalışıyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Hemen hatırlatalım. Şubat 2013'ten bu yana bu görevi yürütüyordu. Kaynaklar istifaya zorlandığını söylerken başlardan itibaren aslında Hagel'ın zorlandığını söylemekte fayda var. Çünkü daha ilk oturumlar yapıldığında, yani Senato'da kendisinin bu görevi atanmasını gerektiren ve bunun için yapılan oylama öncesinde kendisine yöneltilen sorularda özellikle İsrail yanlısı politikacılardan, eski senatör arkadaşlarından ciddi eleştiriler almıştı. Çünkü özellikle İran'a karşı sert yaptırımlar kullanılmamasından yanaydı. Bu nedenle aslında onaylama süreci de zorlu bir süreç oldu ve yalnızca 4 tane cumhuriyetçiden oy alabildi. Hemen bunu da vurgulayalım. Başkan Barack Obama'nın cumhuriyetçi görüş taşıyan tek bakanıydı. Şimdi yeni isimler geçiyor. Bu isimlerden bir tanesi Michelle Flournoy. Eğer Michelle Flournoy, ki kendisi bakanlığın eski müsteşarlarından, dış savunma bakanlığına atanırsa bu göreve atanmış ilk kadın bakan olacak. Yine eski bakan yardımcısı Ash Carter'ın adı geçiyor. Rhode Island senatörü Jack Reed'in adı geçiyor. Ancak Jack Reed adına açıklama yapan basın sözcüsü Jack Reed'in bu göreve talip olmayacağını söyledi. Beyaz Saray kaynakları her ne kadar kararın bir istifaya zorlama şeklinde olmadığını, ortak bir karar olduğunu söylese de aslında basına da yansıttıkları genel çerçevede, genel profilde Savunma Bakanı'nın çok da yeterliklerinin zamanın ihtiyaçlarına uymayacağı yönündeydi. Yani bakan göreve geldiğinde biz Pentagon'u bütçe olarak küçültelim, Asya odaklı bir politika izleyelim ve Irak ve Afganistan'daki askerleri çekelim stratejileri izliyorduk. Ancak şimdi bu stratejilerin zamanı değişti. Yeni stratejiler gerekiyor. Bu nedenle de zaten pasif olan bakanın değişmesi gerekiyor şeklinde yorumlar yaptılar ama hatırlatalım. Asıl görüş ayrılığı Ekim ayında bakanın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice'a özellikle Suriye konusunda Beyaz Saray'ın stratejisini eleştirdiği mektupla çatlak ortaya çıkmıştı. Melek, dış politikadan bahsettik ve bundan bahsetmişken vurgulayalım. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden hafta sonu Türkiye ziyaretini tamamladı. Ziyaretin ardından görüşmelerin buradaki, Washington'daki yansımaları neler oldu, biraz da buna değinelim.
Evet, aslında en dikkat çekici başlık Amerika'nın ve Washington'un önde gelen gazetelerinden olan Washington Post'ta görüldü. Washington Post ziyareti değerlendiren haberinde Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler Biden'ın ziyaretiyle onarıldı yorumunu yaptı. Ancak bu olumlu yorumu yapmakla birlikte gazetede ve yine genel olarak Amerikan medyasında yansıyan genel hava, iki tarafın da bu görüşmelerden istediklerini alamadan tamamlanmış olmasıydı ziyaretin. Çünkü gider Biden'ın istediği konulardan bir tanesi incirlik üssünün kullanılmasıydı. Türkiye'nin isteği zaten bu konuda daha önce de defalarca dile getirilmişti. Esad'ın uzaklaştırılması ve ayrıca güvenlikli bölge, tampon bölge oluşturulması şeklinde, işte her iki liderin görüşmesinden, 4 saat süren görüşmesinden bu iki önemli konuda anlaşma sağlanamadı. Zaten Amerikalı yetkililer de Amerikalı basın mensuplarına bilgi verirken evet, doğrudur, görüşmeler sürdü, birçok konuda anlaşmazlıklar giderildi ama taraflar önemli anlaşmalara imza atmış değil diyerek de bu eksikliğin vurgusunu yapmış oldular. Ancak yine de Amerikalı yetkililer özellikle Türkiye ile Amerika arasındaki görüş ayrılıklarının aslında ortak noktalardan daha az olduğunun vurgusunu da sık sık yaptılar ve özellikle IŞİD konusunda Türkiye'nin aktif rol alımı konusunda ilerlemeler sağlandığını söylediler. Ancak bununla birlikte yine belirtelim, adını vermeyen kaynaklar her ne kadar tam olarak anlaşma sağlanamasa da iki tarafında anlaşma sağlamak üzere yeni yollar üzerinde çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Melek Çağlar, teşekkürler. Günün sıcak gelişmesi, Savunma Bakanı Chuck Hagel'in istifasını ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyaretinden yansıyanları konuştuk. Yayınımız diğer önemli gündem maddeleriyle devam edecek. Başkan Barack Obama, Cumhuriyetçilerin zaferiyle sonuçlanan Kongre ara seçimlerinden sonra elinden geldiğince Cumhuriyetçilerle birlikte çalışacağını söylemişti. Ancak geçtiğimiz günlerde kanun hükmünde kararname çıkararak üzerinde bir türlü uzlaşılamayan göçmenlik reformu konusunda adım atması verilen uzlaşı mesajlarını gölgeledi. Ocak'ta toplanacak yeni Kongre, Obama'nın başkanlık döneminin son 2 yılında daha sert siyasi çatışmalara sahne olacağı benziyor bu yüzden. Ancak son dönemde yaşananlara rağmen Amerika'nın Sesi İç Politika muhabiri Jim Malone'a göre hala bazı işbirliği fırsatları var. Beyaz Saray'da ağır ara seçim yenilgisinden bir gün sonra Başkan Obama, Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunlukla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Amerikan halkı seçimlerde bir mesaj gönderdi. Halk seçtikleri kişilerden ellerinden geldiğince çok çalışmalarını bekliyor. Bizden kendimizin değil onların talepleri üzerinde yoğunlaşmamızı istiyorlar. Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde etmesi, Cumhuriyetçi Parti Kentucky Senatörü Mitch McConnell'a yeni Senato çoğunluk lideri olma yolunu açtı. Amerikan halkının hükümeti bölme yönünde oy vermesi, bizden hiçbir şey yapmadan oturmamızı istedikleri anlamına gelmiyor. Bizden uzlaşma alanları aramamızı istiyorlar. Senato'daki yeni Cumhuriyetçi simalar arasında Iowa eyaletinden seçilen Johnny Ernst de var. Birlikte çalışarak Amerika'yı yeniden inşa edeceğiz. Iowa'lı seçmen Alberta Sweat, değişiklik bekleyenlerden biri. Kongre'ye yeni bir ismin gitmesini istedim. İşlerin düzeleceğini umuyoruz. Uzman Ron Fournier'e göre seçim sonuçları Başkan Obama için büyük bir siyasi yenilgi. Bu sadece Obama karşıtı bir seçim değildi. Sadece iş başındaki siyasetçilere karşı bir seçim değildi. Sadece Demokrat Parti karşıtı bir seçim de değildi. Bu her şeye karşı bir seçimdi. Uzman Fournier'e göre seçim sonuçları Washington'da daha fazla siyasi çıkmaz ortamı hazırlayabilir. Korkarım daha fazla çıkmaza gidiyoruz. Seçim sonuçları gerçekte bir şey değiştirmiyor. Çünkü seçmenler iki partiye de güvenmediğini gösterdi. Halk iki partinin de kendi çıkarlarıyla ilgilenmediğini düşünüyor. Cumhuriyetçi strateji uzmanı Ford O'Connell, sadece başkanın gündemini engellemekle kalmaması konusunda Cumhuriyetçi Senato lideri McConnell üzerinde de baskı olacağını söylüyor. Cumhuriyetçilerin en az 6 ay içinde Başkan Obama'nın masasına yeni yasalar koyabileceklerini kanıtlamaları gerekiyor. Obama bunlara karşı çıksa bile hükümeti çalışır hale getirdiklerini göstermeleri gerekiyor. Yazar Aaron David Miller'a göre Cumhuriyetçilerin seçim zaferi göreve büyük umutlarla başlayan Başkan Obama'nın tarihi mirasını da etkileyecek.
Barack Obama, rakiplerinin kendisini tanımlamak istedikleri gibi son derece yeteneksiz bir politikacı değil. Ama destekçilerin görmek istediği gibi bir mesih ya da kurtarıcı da değil. Obama'nın bu yeni siyasi duruma nasıl karşılık vereceği sadece görevdeki son iki yılını değil, tarih tarafından nasıl yargılanacağını da belirleyecek. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Missouri eyaletinin Ferguson kentinde Ağustos ayında 18 yaşındaki siyah bir genç Michael Brown, beyaz polis memuru Darren Wilson tarafından vurularak öldürülmüştü. Geniş kapsamlı protestolara ve ırkçı suçlamalara yol açan olayı inceleyen jüri, Wilson'ın kasten adam öldürme suçundan yargılanıp yargılanmaması konusunda hala karar vermedi. Ferguson'da bu yüzden günlerdir gergin bir bekleyiş var. Victoria Maçin'in haberi. Ferguson'da beyaz polis memurunun silahsız siyah genci öldürmesi olayının dışında hemen hemen her şey tartışılıyor. Herkes olaya etnik kökenine göre değişik açılardan bakıyor. Mesela siyah Amerikalılar olaya bir açıdan bakarken beyaz Amerikalılar farklı bir şekilde yaklaşıyor. Ferguson davası hakkında blog yazan avukat Debbie Hines'a göre siyah yetişkinlerin %80'i davayı ırkçılık perspektifinden izlerken beyaz Amerikalılar arasında bu oran %37. Gencin ölümünde ırkçılığın kilit bir rol oynadığını düşünenler bu sorunun bütün ülkede ele alınması gerektiğini savunuyor. Siyah Medeni Haklar Örgütü NAACP, Adalet Bakanlığı'ndan siyah Amerikalılara karşı polis şiddetini ele alan yasa değişiklikleri istedi. Ancak kolluk kuvvetlerindeki çeşitliliğin artırılması ve polis memurlarının hizmet verdikleri toplumu içinden seçilmeleri de örgütün istekleri arasında. Uzmanlar polis ve azınlıklar arasındaki iletişimin iyileşmesi için bunun çok önemli olduğunu savunuyor. Kamu politikası uzmanı Elsie Scott, New York polis gücünün çeşitlendirme projesinde rol aldı. Eğer polis yeterince toplumla iç içe olamaz veya saflarında yeterince siyah Amerikalı bulundurmazsa, emniyet teşkilatıyla siyah Amerikalılar arasında bu iletişim ve güvensizlik sorunu daha büyük toplumsal olaylara yol açabilir. Neredeyse tamamı siyah olan Ferguson'da polis gücünün neredeyse tümü beyaz. Bazıları için ırk sorunu bireysel bir davadaki konuların anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bill Johnson, Washington Polis Sendikası'nı temsil ediyor. Beğenin veya beğenmeyin, ilgili kişilerin ten renkleri, sosyoekonomik statüleri veya çalıştığı polis teşkilatının sicili ne olursa olsun, bir polis hayatının tehdit altında olduğu zamanlarda kuvvet kullanma hakkına sahiptir. Johnson ayrıca azınlıkların polis saflarına katılmasının çözüm getirmeyeceğini savunuyor. Bunun peşinde koşarsanız ve bundan da istediğiniz sonucu alamazsanız ortaya büyük ihtimalle sinsi bir ayrımcılık çıkar. Hele bir de beyaz bir polis memuruna güvenilmez mesajı verilirse. Adalet Bakanlığı Michael Brown'un ölümü ve Ferguson Emniyet Müdürlüğü hakkındaki soruşturmasına devam ediyor. Bu soruşturma, çoğunluğun siyah olduğu Ferguson'da çoğunluğunu beyazların oluşturduğu emniyet teşkilatı için yürütülen işe alım uygulamalarını gözden geçirmeyi kapsamıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Başkan Barack Obama, Batı Afrika'da çok sayıda can alan Ebola salgınıyla mücadele için Kongre'den 6 milyar 200 milyon dolarlık ek ödenek istiyor. Amerikan basınının Ebola salgını konusundaki ilgisi azalmış olsa da siyasetçilerin çoğu bu ödeneğe acil ihtiyaç duyulduğunun farkında. Ebola kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi alan Başkan Obama, azalan ilgiye rağmen tüm dünyanın Ebola salgınına odaklanması gerektiğini vurguladı. Ebola Batı Afrika'da hala büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Liberya'nın bazı bölgelerinde sivil ve askerlerin çabalarının sonuç verdiğini görmek çok sevindirici. Salgının yeniden patlak verebileceği bölgelere odaklanarak ve dikkatle çalışarak Ebola'yı kontrol altına alabiliriz. Amerika'nın Ebola ile mücadele çabalarını öven uzmanlar yine de dikkati elden bırakmamak gerektiğini söylüyor. Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Thomas Friedman, kamu sağlığı çalışmalarını yoğunlaştırmanın Ebola'yı durduracağını belirtti. Nijerya'da yetkililer Ebola virüsünün yayılmasını önledi. Mali'de Nijerya gibi virüsün yoğun olduğu bir bölgeyi kontrol altına almayı başaracak mı yoksa Liberya ya da Sierra Leone gibi salgının yayıldığı bir ülke haline mi gelecek göreceğiz. Ebola vakalarının %70'i Ebola'dan ölenlerle temasla ortaya çıkıyor. Bu nedenle Ebola'dan ölenleri doğru şekilde toprağa vermek çok önemli. Brett Sedgwick, Global Communities Yardım Örgütü'nden.
Cenaze işleriyle ilgilenen ekiplerin işi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan son derece zor. Ekiplerin ne kadar profesyonel bir şekilde çalıştığına tanık oldum. International Medical Corps örgütünden Rabih Torbay, Amerika ve uluslararası toplumun Batı Afrika'da temel sağlık hizmetlerini kurup yerleştirmek için Ebola'nın ötesini de düşünmesi gerektiğini söylüyor. İnsanlar yalnızca Ebola'dan ölmüyor. Sıtma gibi mikroplu sudan bulaşan hastalıklardan da ölenler oluyor. Kadınların güvenli ve sağlıklı doğum yapmaları için gereken klinikler yok. Temel sağlık hizmetleri bir an önce sağlanmalı. Başkan Obama, Kongre'nin Ebola ile mücadele için oluşturulan acil yardım fonunu hemen onaylaması çağrısında bulundu. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimizi de internette amerikanınsesi.com adresinde bulabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.